Merhaba arkadaşlar. Bugün kıtlık psikolojisi hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Bu kıtlık psikolojisi arkadaşlar, bence yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir durum. Herkesin gıdaya ihtiyacı var. Bu böyleyken duyulduğunda marketlere topluca hücum etmesi gerçekten kötü bir olay. Herkes sonuçta bu konuda sizin gibi arkadaşlar. Kimsenin kimseden farkı yok. Bu bakımdan yani bu telaş, bu endişe, bu sanki kıyamet kopmuşçasına ne diye? Ne gereği var? Zaten böyle asıl panik durumlarında olabildiğince insan soğukkanlılığını korumalı ki zihni karmaşaya bürünmesin. Zihni aklı selim kalsın. Doğru kararlar alabilsin kısa süreler içinde. En kısa süre içinde olabilecek en kısa süre içinde arkadaşlar. Panik insanın zihnini kontrolü altına alır ve yanlış yönlendirir. Yanlış bir şeydir arkadaşlar. Panik olabildiğince insan her zaman her şekilde düşürmelidir. Şimdi Rusya'daki durum malum ama Türkiye'de olup biten bir şey yok. Her kafadan bir ses çıkıyor, o ayrı bir konu ama olan biten belli başlı konular kesin surette zaten var. Kendi kendimize kıyamet senaryoları yaratarak kendimizi panikletip yani iç sarsıcı ya da ne bileyim görgüsüzlük saçan hareketlere bürünmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Eğer ki mesela birinin fiyatı düştü veya ürün bir kampanyada ve kampanyadan sonra fiyat yükselecek ve bunu herkes biliyor. Okey. İhtiyacı olanlar gider. Sıraya girer. Ve panik içinde değil, sabır içinde bekler. Sırası gelince de alır. Alamazsa da dünyanın sonu değil. Ve de sonuçta o panikle belki de ihtiyacı fazla veya o kadar olmayanlar gidip daha çok ihtiyacı olanların hakkında çiğnemiş oluyor. Biraz daha bu yangında mal kaçırır gibi telaşıyla birlikte yürüyen bu ben merkezciliği de bu bakımdan bir düşünmemiz lazım. Bu ben merkezcilik neyin nesi kimin fesi arkadaşlar? Yani sonuçta markette satılan ürünler topluma satılıyor. Belli bir kişiye veya kişilere değil ve de görgüsüzce ürünlere hücum ederek size özelmiş gibi, size özel satış varmış gibi bir hale bürünmenin hiçbir mantığı veya hiçbir güzelliği yok. Biraz tavırlarda daha kültürlü, daha görgülü ve edebini koruyarak davranmak lazım. Bu konularda zaten her şekilde insanda toplumlarda kötü zamanlarda kendi kimliğini açığa koyar. Şimdi biz panikleyerek, hücum ederek, kıyamet kopmuş gibi davranarak kendi zafiyetimizi ortaya koyuyoruz aslında. Bu nedenle de iyi bir görüntü oluşturmuyor, iyi bir mesaj da vermiyor. Şimdi böyle bir durumda bile bu kadar telaşa kapılan insan gerçekten çok kötü durumlarda ne yapacak? Birbirini mi yiyecek? Ne oluyoruz? Bir kere yerleştiğimiz topraklarda süregelen yıl yani yüzyıllardır ya da binlerce yıldır belki de milyonlarca yıldır bilemeyeceğim ama ya öğretilmiş bir gerçeklik var. Bazı şeylerde belirli davranış stilleri olması lazım ki o bizi biz yapsın. Biz şimdi bundan çıkarda hayvani duygularımıza esir olursak o zaman bizi biz yapan değerleri de yok etmiş oluruz. Bunu her yer
üniversite sergilememiz gerekiyor bir market demeyin. Oradaki bir şekilde konulan, sergilenen durum başka bir durumda nasıl olabilir diye de insanı zaten şey yapıyor yani. İnsana zaten anlatıyor yani çoğu şeyi. Bu bak bu nedenle yani kıyamette kopmuyor. Kopsa bile paniklemememiz lazım arkadaşlar. Ya diğer insanları çiğneyerek değil. Tamam mı? Böyle olaylarda şey yaparak belli iş insaniyetimizi koruyarak davranmamız lazım. Ve şu andaki koşullar hiç de öyle ateş bacayı sarmış bir durum değil. O nedenle şey mi yani sağduyumuzu koruyalım, aklımızı, psikolojimizi koruyalım ve de soğukkanlığımızı koruyalım. Kişiliğimiz, karakterimiz bunlar üzerinde yeşeriyor. Biz Ukrayna değiliz, Rusya değiliz. Bırakın onlar telaşlansın, onlar düşünsün. Biz gereken stratejimizi, olasılıkları düşünerek gereken planımızı yaparız o ayrı. Ve onu yapacaklardı zaten ülke stratejistleri ve ülkenin işte devlet ve de askeri gibi kurumlar. Tabii ki sivil olarak ben de kendi yorumumu yaparım kendi çapımda. Ama sonuçta ben bir vatandaşım. Yani kendi şeyimi, merakımı gidermek için yaparım mesela yani. Ama yani şimdi bir böyle marketlere de cumburla payda hoppala diye koşturmaktan da hiç haz etmem. Öyle bir durumda da kalmayı da istemem. İhtiyacınız varsa ki herkesin, giden herkesin ihtiyacı vardır herhalde. Yani ihtiyacı olmadan gidip de daha sonra pahalı satmak için gidip de orada koşturanlar ve başkalarının hakkını yiyenler. Yani sahtekarlık yapmış olurlar ki bu hiç hoş bir durum değil. Ve de bunun hesabını gerektiği zaman ödeyeceklerdir zaten arkadaşlar. Kıtlık psikolojisi arkadaşlar. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Daha mantıklı, kendine hakim, daha ayağı yere basan, daha durumun farkındalığında ama farkındalığının kendisini şaşırtmadığı bir bilgelikte hareket eden, daha doğru bir hareket tarzıyla yer değiştirmelidir diye düşünüyorum. Sonuçta bence insan aç kalma riski de olsa kendi benliğini çiğneyip azaletini terk etmemelidir. Kendi kişiliğini, karakterini korumalıdır. Bunu kendi için yapmalıdır. Sonuçta düşünün ki gerçek bir savaş ortamında oraya koştur, buraya koştur, oradan yangından mal kaçırır gibi davran, hücum et, o bir tarafa öyle, öyle, böyle, böyle. Yani burada bunun yerine herkes kendi yerini bilerek, karşısındakine saygı duyarak, daha medeni bir tarzda davranarak, herkesin işte ihtiyacı kadar ve eşit şekilde dağıtılacağı bir şekilde alması çok daha güzel bir hareket tarzı değil midir? Çok daha faydalı değil midir? Şimdi adam gider koşturur, başkasının hakkını da gasp eder ve de ihtiyacından da fazlasını alır, stok yapayım falan diye. Olur da gıda
alırsınız veya şey söylersiniz, stoker size haber verirler, öyle alırsınız. Veya biraz 5 kuruş 10 kuruş fazla verin, biraz daha pahalı yana yersiniz. Sıra şey sıra geldiğinde stok tükenmiş, yani bu kadar da falan büyük para parasal uçurum yok yani, ya fiyatlarında veya işte bilmem ne fiyatlarında bu kadar hücumu gerektirecek hiçbir gerek yok arkadaşlar, yok yani. Ve yani düşünün ki savaş ortamındasınız, telaşa kapıldığınız anda düşman sizi avlar. Bu kadar basittir. O nedenle ne yapıyoruz daha?